İşi ehline verme sözü kime aittir? İşi ehline vermek bir inanç meselesi midir? İşi ehline vermek bir insanlık meselesi midir? İşi ehline vermek bir yönetim meselesi midir? Evet. İşi ehline vereceksin. İşi ehline vermediğin zaman kul hakkı yemeye fırsat açıyorsun. Niye işi ehline vermiyorsun? Hangi gerekçeyle işi ehline vermiyorsun? Değerli arkadaşlarım, İşi ehline vermezsen yolsuzluğa çanak tutuyorsun demektir. Haksızlığa çanak tutuyorsun demektir. İşi ehline vermek, liyakat sistemini devlet politikası haline getirmek demektir. Bir kişinin liyakatli olması sonradan olmuyor. Önce eğitim, tecrübe, bilgi, deneyim, bunların olması lazım. Belli bir süre geçmesi lazım. Tıp fakültesinden mezun olanı hemen derhal git kalp damar cerrahı olarak tayin etmiyorlar. Git hemen bir bypass ameliyatı yap demiyorlar. Onun üzerine 6 yıl tıp fakültesi, üzerine 4 yılda ihtisas yapıyor. Siz böyle bir şey yapmazsanız, işi eline teslim etmezseniz nereye gidecek bu iş? Değerli arkadaşlarım, İşi ehline teslim etmek aynı zamanda ehil insanın devleti yönetirken tarafsız olmasını sağlamak demektir. Devleti yönetirken. Liyakat sahibi kişi kin tutmaz, öfke tutmaz. Liyakat sahibi kişi vatandaşlarına eşit davranır. Var olan sorunu yasalar çerçevesinde çözmeye çalışır. Oturduğu makamı vatandaşa işkence etme makamı olarak ya da sorunlarını görmezden gelme makamı olarak tanıyamaz, öyle kullanamaz o makamı. O makamın bir sorumluluğu vardır. O makama gelen kişi, ünvanı o makam için değerliyse, geçerliyse, o makama o bilgiyi, birikimi, deneyimi sağlayan kişinin gelip oturması lazım. Eğer bunu yapmazsanız sorunları çözemezsiniz. Liyakatin bir başka özelliği toplumun ortak değerlerine saygı duymaktır. Bizim en büyük ortak değerlerimizden birisi nedir? Gazi Mustafa Kemal'dir ve arkadaşlarıdır. Cumhuriyeti kuranlardır. Bizim ortak değerimizdir bunlar. Hangi görüşten olursak olalım, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, kavga veren, hayatını ortaya koyan yüz binlerce şehidimiz var. Gazimiz var. O mücadelenin bayraktarlığını yapan da Gazi Mustafa Kemal'dir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Herkes biliyor zaten bunu. Her liyakatli kişi bunu bilir. Her liyakatli kişi. Liyakat sahibi, erdem sahibi, bilgi sahibi, her kişi bunu bilir. O Gazi Mustafa Kemal, İstanbul işgal edildiğinde, yabancılar tarafından İstanbul işgal edildiğinde, İngiliz Muhitler Cemiyeti kuruluyor. Yanlışla bir sürü yandaşlar geliyor oraya. Saray her türlü desteği veriyor. Dönemin sarayı. Mustafa Kemal için idam fermanı çıkarılıyor. İdam fermanını çıkaran da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah. Neden Türkiye'yi kurtarıyorsun? Neden düşmanla mücadele ediyorsun? Bak ne güzel, gelmişler Boğaz'a da demirlemişler, keyfimiz yerinde. Duyun umumiye kurulmuş, kurulsun. Sevr anlaşmasını imzaladılar. Değerli arkadaşlarım, Rıfat Börekçi de dönemin Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ankara'daydı. Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından birisidir. O da Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın tam aksine açıklama yaptı. Fetva verdi. Düşmanla mücadele etmek bizim görevimizdir dedi.
Şimdi değerli arkadaşlar, tarihi bilmeden belli koltuklara oturursanız, kin ve öfkeyle belli koltuklara oturursanız, kendi tarihinizi reddedip yabancıların size dayattığı tarihi gerçek tarihmiş gibi öğrenir ve bunu bulunduğunuz koltukta ifade ederseniz, siz liyakatli, erdemli bir kişi değilsiniz ve o koltuğa layık değilsiniz siz. Çıkacaksınız. Öyle bir konuşma yapacaksınız ki haddinizi aştığınızı sorabileceksiniz ve sonra geri almak için çaba harcayacaksınız. Bu ne demektir? O koltuğun hakkını veremiyorsun demektir. Liyakatli değilsin sen demektir. Bilgili değilsin, birikimli değilsin, erdemli değilsin, dürüst değilsin sen. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşması vardır. 13 Ağustos 2023, 1923. 1923. Şöyle uzun Mondros anlaşmasından başlar. Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En güzel bakımlı yerlerimizi yıkıp yakmaya başladı. Kadın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek çok ibadet yerimiz, anıt eserlerimizi de içine alarak Türk adı altındaki her şeye saldırıldı. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi. 1923, Cumhuriyet'in kuruluşundan önce. 13 Ağustos 1923. Her gün Ayasofya'ya haç asıp gözdağı vermeleriyle hassas duygularımız incindi diyor. Dönemin Mustafa Kemal'i diyor mecliste. Bu beylerin haberi var mı bundan? Onlar ne yapıyorlardı? Bu duygularla, bu duygularını ifade eden Mustafa Kemal Atatürk'ün idamına karar veriyorlardı. Neden düşmanla mücadele ediyorsun diye. O kişi bilmeli. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde 5 vakit ezan okunmazdı. Bunu biliyor musun sen? Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, liyakat dediğiniz farklı bir kavramdır. Adaletli olacaksınız. O koltuğa oturuyorsanız o koltuğun tarihini bileceksiniz. O koltuğa kimlerin gelip oturduğunu bileceksiniz. Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bileceksiniz. Bakın değerli arkadaşlar, yine ifade edeyim. Gerçekten insan üzülüyor yani. Tarih bilmeyen, gerçekleri bilmeyen, rivayetlerle, yalan yanlış rivayetlerle profesör ünvanı alıp belli koltuklara gelen kişilerin Türkiye'ye ihanet ettiklerini hepimiz bilmeliyiz yani. Daha Cumhuriyet kurulmadan önce değerli arkadaşlarım, daha Cumhuriyet kurulmadan önce yine 1 Mart 1923'te Atatürk'ün yaptığı konuşma vardır. Onarımı yapılan 126 cami ve mescit vardır. 31 medrese ve okul vardır. 22 su yolu ve çeşme vardır. 175 akar vardır. 26 hamam vardır. Ve siz kalkıyorsunuz. Bir kişiye asla yakışmayacak. Hele bir din insanına asla yakışmayacak. Lanet sözcüğü kullanılır mı? Sevgi varken, hoşgörü varken, birlik beraberlik varken, huzur içinde yaşamak varken lanet sözcüğü kullanılır mı? Ha belki lanet sözcüğünü Erdoğan için kullanmış olabilir. Onu da söylesin. Ama ona rağmen bu sözcüğü bir din adamının kullanması asla doğru değildir. Ölenlerin arkasından dua okunur. Okusaydın o zaman. Elinden tutan mı vardı? Ağzını kapatan mı vardı? Asla doğru değil. Bunlar liyakatin de ne olduğunu bilmiyorlar. Tarihin de ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçeğin de ne olduğunu bilmiyorlar. O koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyorlar.
Sadece ve sadece siz o koltuğu kirletiyorsunuz. Kimse o koltuk sana pay vermez. Değerli arkadaşlarımız, insanlara güzel söz söyleyin der kitabımız. İnsanlara güzel söz söyleyin. Bunu söyleyecek olanlar da din adamlarıdır. Tehdit, şantaj, lanetleme bunlar doğru değildir. Asla doğru değildir. Asla.